yaygın cilt hastalıklarından biri olan egzama ve sedefi işleyeceğiz bu bölümde. Egzama da sedef hastalığı da vücutta genetik ya da çevresel faktörlerden kaynaklanarak görülebiliyor. Peki sedef ve egzama vücutta nasıl tepki veriyor? Egzamaya ne iyi geliyor? Sedef hastalığının kesin tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Dermatoloji uzmanı Doktor Canan Öztürk yanıtlayacak sorularımızı. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Hoş bulduk. Şimdi sedef hastalığıyla başlayalım. Sedef hastalığı nedir? Ne sıklıkta görülür? Ve daha çok kadınlarda mı, erkeklerde mi? Hangi yaş grubunda görülür? Şimdi sedef hastalığı aslında çok sık gördüğümüz bir hastalık. Çok kadın erkek farkı yok. Aslında cinsiyet farkı çok fazla yok. Çocuklarda da görebiliyoruz ama en sık 20-40 yaş arasında görüyoruz. Çocuklarda biraz daha az görülüyor. Tabii ki bunda genetik faktörler çok önemli. Özellikle ailenizde sedef varsa görülme riski artabiliyor. Özellikle çocukluk yaşta başlayan sedef hastalığı daha farklı bir klinikle bize gelebiliyor ve onlarda genetik yatkınlık daha çok olabiliyor. Ama kadın erkek arasında çok büyük bir fark yok. Normal nüfusta görülme oranı da çok az değil aslında. Ama kadın erkek oran farkı çok fazla görünmüyor. Peki nedir sedef hastalığı? Nasıl tanımlarsınız? Genetik faktörler var dediniz ama başka altında neler yatıyor? Şimdi sedef hastalığı aslında vücudumuzda özellikle dizde, dirsekte, ellerimizin üzerinde yani eklem bölgelerinde üzeri kabuklu, kırmızı, böyle pullu pullu, kırmızı yaralar şeklinde seyreder. Özellikle saçlı deride de kızarıklıklar olur. Bazen tırnaklarda da bozulma olabilir. Ve genetik olarak yani ailenizde sedef varsa görülme riski artabiliyor. Bulaşıcı değil, bazen bulaşıcı mı acaba denebiliyor ama bulaşıcı değil. Ancak anne ve babanızda varsa sizde görülme riski artabiliyor. Çünkü genetik olarak aktarılıyor. Bir takım kodlarla aktarılabiliyor, genetik kodlarla ve sizde görülme riski artıyor. O yüzden anne ya da babanızda sedef hastalığı varsa mutlaka eğer vücudunuzda böyle kabuklu, kaşıntılı, üzeri böyle kepekli yaralarınız varsa mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor. Peki sedef hastalığında bağışıklık sisteminin rolü nedir? Bağışıklık sistemi çok önemli. Bizim bütün hastalıklarımızda, bütün cilt hastalıklarında bağışıklık sistemi çok önemli. Çünkü sedef hastalığı hem genetik zeminde oluşuyor ama bağışıklık sistemi düştüğü anda o genetik zemindeki hastalıklar birdenbire aktive oluyor. Özellikle bir infeksiyon geçirdiğiniz zaman, önemli bir stres sıkıntı geçirdiğiniz zaman, üzüntü geçirdiğiniz zaman ya da böyle bir ilaç kullandığınız zaman, bağışıklık sistemini düşürücü ilaçlar kullandığınız zaman o zaman birdenbire sedef ortaya çıkıyor. Mesela aileler diyor ki benim çocuğumda doğuştan yoktu diyor ya da bende doğuştan yoktu diyor ama birdenbire diyor böyle döküntüler ortaya çıktı. Ama aslında genetikte bir zemin var. Siz stres yaşadığınız zaman, önemli bir ateşli hastalık yaşadığınız zaman, infeksiyon yaşadığınız zaman bu birdenbire ortaya çıkabiliyor. Yaygınlığı da değişebiliyor aslında. Sadece saçlı deri sedefi görebiliyoruz, sadece el üzerinde sedef görebiliyoruz, sadece tırnak sedefi görebiliyoruz. Tırnaklarda bozulma ile başlıyor. Böyle minik 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 böyle çukurcuklar şeklinde başlayabilir ya da yağ damlası şeklinde başlayabilir. Sonra yavaş yavaş diğer bölgelere yayılabiliyor. Dolayısıyla kliniği de çok farklı olabiliyor. Ve bağışıklık sistemi düştüğü anda sedef ortaya çıkar. Peki bebeklerde de görülür mü? Bebeklerde de görülebiliyor. Özellikle dediğim gibi ailenizde sedef varsa bebeğinizde görülme riski, yani sizde varsa bebeğinizde ya da çocuğunuzda görülme riski artabiliyor. Yalnız bebekler daha az görüyoruz. Genellikle 2-6 yaş arasında sedef hastalığı başlıyor. Bebeklerde biz egzamayı daha çok görüyoruz. Böyle kabuklu, seborik dermatit deriz biz. Saçta böyle kabuklu yaralar şeklinde, konak şeklinde başlar. Ama bazen çok yaygın, özellikle koltuk altında, kasık bölgesinde, bez bölgesinde böyle iyileşmeyen, pişik zannedilebiliyor ve iyileşmeyen yaralar ortaya çıkabiliyor. Eğer pişik bölgesinde özellikle iyileşmeyen yaralarımız varsa mutlaka bir dermatolojik muayeneden çocuğun geçmesi gerekiyor. Peki cildin işlevini nasıl etkiler sedef hastalığı? Şimdi bizim bir derimizin bir döngüsü var. Yani bir alt hücrelerimiz var, derimizde hücrelerimiz var. O hücreler sürekli değişiyor ve bunun belli bir döngüsü var. 28 günde bir ortalama değişiyor. Sedef hastalığında asıl mekanizma şu, o döngü bozuluyor. Yani vücut kendini yenileyemiyor mu diye. Daha hızlı yeniliyor daha aslında. Hızlı yeniliyor. Daha hızlı yeniliyor. O bizim gördüğümüz o kepekler, o minik minik dedim ya suda şey böyle kazırsınız böyle kabuklanma ortaya çıkıyor. Aslında bizim onlar gördüğümüz derinin üst tabakası. Ve o kadar hızlı bir şekilde döngü hızlanıyor ki süreci tamamlamadan dökülüyor. Süreci tamamlamadan dökülüyor ve aslında bizim için şöyle bir zararı var. Vücudun derinin tabakası yani bizim koruyucu tabaka dediğimiz tabaka ortadan kalkmış oluyor. Böylece daha fazla infeksiyonlara açık oluyoruz. Protein kaybediyoruz. Özellikle yaygın sedeflerde
çok fazla o kepeklerle biz protein kaybederiz. Ve protein kaybettiğimiz için aslında beslenmede de çok fazla protein alımını öneririz. Mesela çok yaygın sedef varsa hastamıza 2-3 yumurta yemesini bile öneriyoruz sabahları. Bizim vücudumuzun hem o koruyucu tabakasını bozmuş oluyoruz, hem de protein kaybı nedeniyle vücut dengemiz bozuluyor. Peki önlemek mümkün mü? Yani bol protein yiyerek örneğin sedef hastalığını önlemek? Sedef aslında yiyecekler önemli aslında. Özellikle proteinden zengin beslenmek. Mesela omega 3, son yapılan yayınlarda omega 3'ten zengin beslenmek. Mutlaka ben sedef hastalarıma balık yağı hapı öneriyorum o yüzden. Özellikle 2000-2500 mg kadar balık yağı hapı mutlaka öneriyorum. Balık yiyebiliyorlar. Haftada bir iki kez balık yesinler. Yeşillik bol yemeleri gerekiyor. Özellikle semizotu yine omega 3'ten zengin. Badem çinkodan zengin olduğu için. Yani yiyeceklerin tabii ki beslenmemizin çok önemi var sedefte. Hayat şeklimizi değiştirmek gerekiyor aslında. Sedef hastalığı ile obezite birlikte görülüyor. Mesela obez kişilerde sedef hastalığı daha çok görülüyor. Dolayısıyla siz eğer sigara içiyorsanız, obeziteniz varsa, ek bir hipertansiyon, tansiyon yüksekliğiniz varsa, şeker hastalığınız varsa sedef hastalığı görülme riskiniz artıyor. Aslında sedef hastasıysanız ya da kronik bir cilt hastalığınız varsa mutlaka yaşam şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çok güzel özetlediniz. Şimdi sokağa çıkacağız Sayın Öztürk. Bakalım ne sordunuz? Sedef hastalığı dokunmayla bulaşır mı? Sedef hastalığı dokunmayla bulaşmıyor. Bu çok sorulan bir soru. Özellikle eşinde olanlar, işte eşim de var bana bulaşır mı? Ya da eşim bundan çok rahatsız oluyor, çocuklarım çok rahatsız oluyor. Özellikle ellerinde olanlar tokalaşmak istemiyor kişiler benimle diyorlar. Kesinlikle bulaşmaz. Ama genetik olarak sizde varsa çocuğunuzda görülme riski artabiliyor. Bu bulaşma değil, genetik geçiş şeklinde oluyor. Peki belirtilerini bize daha nasıl anlatabilirsiniz? Yani kişinin kendi belirleyebileceği bazı belirtiler var mı yoksa hemen size mi gelmeliler? Şöyle özellikle geçmeyen, üzeri kaşıntılı, kuru, kepekli yaralar varsa özellikle belli bölgeler vardır. Dirsek, diz, saçlı deri, kulak arkası, tırnaklarda bozulmalar varsa ve bunlar tedavi yanıt verirler ama sonra tekrar ortaya çıkarlar. Bu gibi durumlarda özellikle de ailenize yani anne babanıza sedef var, siz böyle bir lezyon gördünüz. Mutlaka dermatolojik muayeneden geçmeleri gerekiyor. Sedef tanısını her zaman klinik olarak koyamıyoruz. Bazen biyopsi almamız gerekiyor. Yani bir parça almamız gerekiyor. O zaman klinik tanıyı %100 doğrulayabiliyoruz. Bazen de biyopsi alıp hani takibinizi ona göre yapacağız diyoruz. O yüzden geçmeyen böyle üzeri kepekli, kabuklu, özellikle diz, dirsekte yara varsa mutlaka başvursunlar. Peki biyopsiyi nereden alıyorsunuz? Bu nasıl bir işlem? Biyopsi işlemini özellikle yeni çıkan lezyonlardan ve tedavi görmemiş lezyonlardan alıyoruz. Mesela dizde bir lezyonumuz var, üzeri kabuklu. İşte elimizde var, sırtımızda var. Özellikle tedavi yani krem kullanmadığımız yeni çıkan lezyonlardan çok minik, böyle kalem ucu kadar 3-4 milimetrelik bir parça alıyoruz. Onu patolojik incelemeye gönderiyoruz. Patolojik inceleme bizim aslında klinikte gördüğümüz, o dedim ya hani bir sirkülasyonu var derimizin. Onu bize veriyor ve diyor ki bu hastamız sedef hastalıdır, ona göre takip edin. O zaman biz %100 sedef hastasısın diyoruz ve takibini de ona göre yapıyoruz. Peki tüm sedefler birbirine benzer mi? Yok, klinik olarak çok farklı sedef tipleri var. Şimdi bir plak dediğimiz yani böyle lokalize, diz dirsekte lokalize sedefler var. Bir sadece saçlı deride görülen sedef var. Sadece tırnakta görülenler var. Bir de gebelik döneminde de sedef görebiliyoruz mesela. O dönemde çok farklı bir klinikle seyredebiliyor. Hasta ilk kez böyle bir tabloyla karşılaşabiliyor. Böyle içi böyle minik 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 sivilceler gibi olan sedefler var. Bir de çok yaygın tüm vücudu tutan, biz ona eritrodermik sedef deriz. Tüm vücudu tutan yaygın, kızarıklık, pullanma, kaşıntı ile giden sedefler var. O durumda bazen hastaneye yatırıp hastanede tedavi etmemiz gerekebiliyor. Pekala, bir soru daha gelsin mi sizden? Sedef hastalığı bir cilt hastalığı mı yoksa vücuttaki dengesizliği mi işaret ediyor? Benim de arkadaşım var, sedeften muzdarip, ne kullansa fayda etmiyor. Şimdi sedef hastalığı aslında altta yatan başka hastalıkların habercisi olabiliyor gerçekten. Mesela sedef romatizması dediğimiz bir romatizma var. Kişinin tırnaklarında ya da ellerinde sedef görülüyor ama eklem ağrıları da var aynı zamanda. Yani özellikle küçük eklem dediğimiz el eklemlerinde ağrı olabiliyor. O gibi durumlarda 3-4 yıl sonra sedef başladıktan 3-4 yıl sonra biz sedef romatizması görebiliyoruz. O yüzden özellikle tırnak bulguları olan, el üzerinde sedefleri olan kişilerin mutlaka eğer eklem bulgusu varsa romatolojik muayeneden de geçmesi gerekebiliyor ki
sedef romatizması varsa o yönde tedavi yapılması gerekiyor. Bazen de stresin bir belirtisi olabiliyor. Yani stresiniz var ve sedefiniz bir türlü geçmiyor. O durumda da mutlaka bir psikolojik yardım almasını da öneriyoruz kişilerin. Biz tedavi veriyoruz ama başarılı olamıyoruz ve yardım almasını da öneriyoruz aslında. Dediniz ki tedavi veriyoruz. Hı hı. Ne tip tedaviler var? Yani durumuna göre değişiyor mu hastanın belirtisine göre ya da çokluğuna azlığına göre sedefin? Hı hı. Şimdi sedef hastalığında özellikle lokalizasyonuna göre değişiyor. Kişinin kendi yaşam şekline göre, bazı kişiler mesela çok sosyaldir, elinde vardır sadece. O tamamen gitmesini istiyor. O zaman tabii bizim tedavi yaklaşımımız farklı oluyor. Normalde çok lokalize ise, yani dizde, dirsekte sadece belli bir bölgede, saçta var. O zaman topikal tedavi dediğimiz, yani sadece krem tedavisi veriyoruz ve kişilerin bakımlarına dikkat etmesini istiyoruz. Bu çok önemli. Özellikle duşta mesela katranlı şampuanlar verebiliyoruz, nemlendiricili şampuanlar verebiliyoruz. Sedef hastalığında cildimiz kuru kalmayacak. Bu çok çok önemli. Bizim bütün hastalıklarımızda çok önemli ama sedef hastaların cildi kuru kalmayacak. Sadece saç değil, vücut içinde. Bütün vücut içinde mutlaka banyoda nemlendiricili özel şampuanlarımız var bizim. Onlardan öneriyoruz ve mutlaka cildinde lezyon olsun olmasın, kişinin cildini her gün nemlendirmesini istiyoruz. Yine bizim argan yağlı, shea yağlı bir takım seramit içeren nemlendiricilerimiz var. Onu mutlaka her gün cildine sürmesini istiyoruz. Kızarık olan bölgeleri de, yani sedef lezyonu olan bölgeleri de topikal tedavi dediğimiz, içerisinde kortison içeren ya da bir takım katran içeren ürünlerimiz var. Onları öneriyoruz. Ama çok yaygın, kişi bundan çok rahatsız, yıllardır sedefi var, tırnak bulguları var. O zaman hap tedavisine geçebiliyoruz. Artık haptan ileri aşaması da iğne tedavisi dediğimiz biyolojik ajanlar var. Bu tamamen kişinin sedefinin şiddetine göre, kişinin bundan rahatsız olmasına göre. Mesela çok lokalizedir ama kişi bundan çok rahatsızdır. O zaman da bir takım hap tedavilerine başlayabiliyoruz. Dediniz ki katran içerikli kremler. Hı hı. Bu ne demek? Katran neye yarar? Katran sedefte o oluşum mekanizmasını geri döndürüyor ve sedefteki o derinin bütünlüğünü sağlanmasını sağlıyor. Bizim aslında eskiden beri kullandığımız yapma ilaçlarımızın içerisinde kötü kokar, çok kötü kokar ama yapma ilaçlarımızın içerisinde vardır, şampuanlarımızın içerisinde vardır. O mekanizmayı geri döndürmeye çalışır ve kişinin cilt bütünlüğünü geri kazandırır. Bizim çok işimize yarar. O yüzden biz katranı çok fazla kullanırız. Biraz kokusundan rahatsız olabiliyor hastalarımız ama onun da yeni formüllerle kokusu azaltılmaya çalışılıyor. Ama o inflamatuar süreç deriz biz. Yani oraya hücreler göç ediyor deriye. O hücrelerin göçünün geri gelmesini sağlıyor. Ve bizim çok işimize yarıyor. İlaç ve aşı yöntemini biraz daha açmanızı isteyeceğim. Hı-hı. Ama bu noktada sizden bir soru gelsin. Alkolle sigara fazla tüketiyorum ve sedef hastalığına yakalanabilir miyiz? Var mı etkisi alkolün sigaranın? Şimdi altta sedef hastalığınızın genetik bir zemini yoksa alkol ve sigara neden olmaz. Ama genetik bir zemininiz varsa sigara ve alkol içiyorsanız bunu kesinlikle istemiyoruz. Çünkü sigara derinin o kan dolaşım mekanizmasını bozduğu için sedef hastalığında negatif etkiye sahip. Yani sedef hastalığında istenen bir şey değil. Her şeyde olduğu gibi, evet. Değil mi? Sigara yine cildimize de zararlı. Dediniz ki hap ve aşı yöntemleri var. Hı hı. Bunlar nasıl haplar, nasıl aşı yöntemleri ve ne sıklıkla kullanılmalı? Hı hı. Şimdi eğer hastanın bir sedefi var, artı romatizması var, sedef romatizması, hı hı, var, o zaman mutlaka hap tedavisine başlıyoruz. Aslında bunlar o bizim o deriye göç eden hücrelerimizin göç etmesini engelleyen bir takım ilaçlar. O döngüyü geri döndürmeye çalışıyorlar ve ilaçları, mesela haftalık kullanılan ilaçlarımız var, günlük olarak alınan ilaçlarımız var ama bunların yakından takip edilmesi gerekiyor. Mutlaka öncesinde bir böbrek testlerinin, karaciğer fonksiyon testlerinin ve kan yağlarımızın bakılması gerekiyor. Daha sonra hap tedavisine başlıyoruz ve hastayı yakın takip ediyoruz. Çünkü yan etkisi mi yan fazla? Yan etkileri olduğu için, yani vücutta diğer sistemleri etkileyebildiği için, işte böbreği, karaciğeri etkileyebildiği için mutlaka aylık olarak, bazen haftalık olarak hastayı çağırıp bir takım kan tahlili istiyoruz ve takibini öyle yapıyoruz. Daha ileri aşamada biyolojik ajan dediğimiz böyle haftalık olarak, yine aylık olarak vurulan, biraz daha biyolojik ajan kişinin kendi vücuduna yakın, yani size çok zarar vermeyen ajan demek. Sizin vücudunuza yakın olarak üretiliyor. Çok özel bir teknolojiyle üretiliyor onlar ve biraz pahalı ilaçlar.
O nedenle onların da mutlaka öncesinde, mesela önceden bir tüberküloz, verem geçirmiş mi, başka hastalıkları var mı, onların tetkik edilmesi gerekiyor. Ve o şekilde kullanılması gerekiyor. Özellikle piyasada çok fazla, ben sedefi tedavi ediyorum, ben işte başka cilt hastalıklarını tedavi ediyorum de çok fazla piyasada böyle insanlar mevcut. Lütfen onlara güvenmesinler. Bilmedikleri, içeriklerini bilmedikleri ilaçları kullanmasınlar. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten içinde ne olduğunu bilmediğiniz ilaç sizin vücudunuzun birçok yerini etkileyebiliyor. Şimdi merdiven altı çok fazla ürün ve değil mi, bu konuda çıkmış uzman niteliğindeki insanlar da var. Onlar da çok fazla itibar edilmemesi gerekiyor değil mi? Evet, kesinlikle. Onu da altını çizer misiniz? Kesinlikle, çünkü şöyle özellikle uzman olmadan da yapabiliyorlar. Ben sedefi ile, çünkü bu hastalarımız kronik hastalar, artık bıkıyorlar, gerçekten bıkıyorlar. Yani her gün derimin böyle olmasını istemiyorum diyorlar. Ama bizim vereceğimiz bir takım ek önerilerle, sizin yaşam şeklinizi değiştirmekle gerçekten sedefi ya da egzamayı çözebiliyoruz. Ama orada verilen bir takım içinde bir içeriğini bilmediğiniz, bizim dahi içeriğini bilmediğimiz ürünleri kullanarak diğer organlarımıza zarar veriyoruz ve vücudumuzun ne yaptığımızı bilmiyoruz aslında. Peki deriyi kaşımak sedef döküntüsüne yol açar mı? Şöyle, Köpner fenomeni diye bir şey var. Sedefsiniz siz ve bir yerinizde sedef var. Bu tarafı da kaşırsanız orada da sedef çıkarabiliyorsunuz. Hmm. Çünkü orayı siz irite ediyorsunuz, travma yapıyorsunuz ve oraya hücreleri çağırıyorsunuz aslında. Sedef olmayan kişide kaşıntı sedefe neden olmaz. Ama sedefiniz varsa travmatize dediğimiz, yani kaşıntı, işte bir takım mesela sedefiniz varsa lazer işlemi yaptırırken bile dikkat etmeniz gerekiyor ki sedef orada çıkmasın diye. Başka nelere dikkat etmesi gerekiyor sedef tedavisi gören hastaların? Mutlaka dediğim gibi beslenme şeklimizi düzenleyeceğiz. Belli bir diyet var mı bu tedavide? Ben özellikle yeşillikten bol diyet, protein ağırlıklı, balık mutlaka olması gerekiyor. Kuru yemişimiz de olması gerekiyor. Aslında sağlıklı ve dengeli beslenmek demek lazım. Yani karbonhidrat içeriği yüksek yiyecekleri, bizim birçok cilt hastalığımızda karbonhidratı çok fazla istemiyoruz, şekeri çok fazla istemiyoruz. Bunları azaltmamız gerekiyor. Mesela zencefil, zerdeçal, çörek otu, bunları bolca tüketebilirler. Çünkü antiinflamatuar etkileri var. Bunları da sedefte tüketebilirler. Egzersiz mutlaka yapsınlar ama ağır egzersiz değil. Yani 45 dakika, bir saat yürüyüş kadar yürüyüş. Çok hafif bir egzersiz yapabilirler. Ciltlerini kuru bırakmasınlar. Bu çok önemli. Cildimiz kuru kalmayacak. Yani uygun bir nemlendiriciyle, cilt tipimize uygun bir nemlendiriciyle cildimizi nemlendirmek gerekiyor. Banyoda çok uzun süre, uzun saatler geçirmememiz gerekiyor. 7 ile 10 dakika arasında duş almamız gerekiyor. Çok sıcak suyla banyo yapmamamız gerekiyor. Kaplıcalara gitmek herhalde. Yani evet, ılık suyla banyo yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Banyodan sonra uygun nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Sigara, alkol istemiyoruz çok fazla. Yani sigarayı içmemesi gerekiyor. Eğer kilomuz varsa mutlaka kilomuzu vermemiz gerekiyor. Eğer bunlara dikkat ederse zaten sedef yavaş yavaş azalıyor. Yani kişi stresten de uzak kalırsa yavaş yavaş sedefimiz azalıyor. Ama ilaçlara bağımlı bir şekilde yaşamak çok doğru değil zaten. Bir tane WhatsApp sorusu gelmiş, hemen okumak istiyorum. 28 yaşında sedef hastasıyım. Tedavi görürken güneşlenmem, denize, havuza girmem söz konusu olur mu diyor, soruyor. Şimdi şöyle, aslında sedef, bazı sedef hastalarına biz ışık tedavisi de veriyoruz. Hani güneş benzeri ışık tedavisi veriyoruz. Yararlı oluyor. Bazı sedef hastaları güneşten fayda görürler. Ama bazıları tam tersi, sedefleri artabilir. Özellikle güneşin çok yoğun olduğu saatlerde değil de güneşin yoğun olmadığı saatlerde, mesela 10'dan önce ya da 3'ten sonra güneşlenmesinde bir sakınca yok. Ama 10 ila 3 arasında çok yoğun güneş olduğu saatlerde güneşe çıkılmasını istemiyoruz. Peki deniz ya da havuz tavsiye ediyor musunuz? Denize girilebilir ama havuzda klor çok fazla olduğu için, hani derinin o bizim dengesi var. Zaten klora bağlı bile birçok egzama görebiliyoruz. O yüzden o dengesinin bozulmaması gerekiyor. Havuza girmesi gerekiyorsa da çok kısa bir süre ve girdikten sonra hemen duş alması gerekiyor. Peki fototerapi diye bir terapi yöntemi okudum sedef hastalığı için. Bu konuda bilgilendirebilir misiniz izleyicilerimiz? Biraz önce bahsettim, ışık tedavisi aslında fototerapi dediğimiz tedavi. Nasıl yapılıyor bu tedavi? Güneş ışığına benzer ışıkları biz hastamıza haftada 2 ya da 3 kez seans veriyoruz. Belli merkezlerde yapılıyor. Çünkü onun için belli bir eğitimli bir hemşirenizin olması gerekiyor. Personelinizin olması gerekiyor. Çünkü kişi oraya girdiği zaman belli bir dozda verilmesi lazım. Dozun ayarlanması gerekiyor. Onu bilmezse kişi yanabilir, ileride başka şeyler olabilir. O yüzden belli eğitim araştırma hastanelerinde ya da üniversitelerde yapılan bir işlem genel olarak, ama faydalı bir işlem.
Dediğiniz ki bazı hastalara iyi geliyor, bazılarına evet. değil. Hı-hı. Bunu nasıl ayırt ediyorsunuz? Işık tedavisi iyi gelir. Genel olarak hani sedef hastalığına güneş ışınları bazı hastalara iyi geliyor, bazılarına iyi gelmiyor. Işık tedavisinde çok yüksek dozda hastayı verirsiniz, birdenbire sedeflerini de arttırabilirsiniz, yakabilirsiniz de. O yüzden eğitimli bir personel tarafından doktor kontrolünde yapılması gerekiyor ve kişinin buna yavaş yavaş, dozu yavaş yavaş arttırılarak girmesi gerekiyor. Gelelim egzamaya. Egzama nedir? Atopik dermatit diye bir kavram okudum. Hı hı. Bunun farkı var mıdır? Şimdi egzama aslında çok geniş bir kavram. Yani biz her şeye egzama diyoruz. Hastalarımız anlasın diye. El egzamasından tutun da atopik dermatite kadar, işte saçlı deri egzamasına kadar her şey geniş bir egzama. Ve dermatit demek, derinin iltihabı demek aslında. Hı. Ama tabii orada bir iltihap yok. Herhangi bir yerde oraya göç eden hücreler var. Örneğin el egzaması. Çok sık olarak görürüz. Özellikle ev hanımlarında. Böyle akut dönemde üzeri böyle su dolu kabarcıklar şeklinde kızarık bir zeminde ortaya çıkar. Artık kronikleştikten sonra, yani o bir şeyle temas ettikten sonra artık sürekli temas ediyorsunuz. Mesela deterjanla sürekli temas ediyorsunuz. Kronikleştiği zaman üzeri kabuklu, böyle çatlaklıklar, yarıklar ortaya çıkan egzamaya dönüyor. Atopik egzama tamamen farklı. Özellikle çocukluk çağında gördüğümüz, böyle bebeklerde yanaklar kırmızı evet. olur. İşte dirseklerde, dizlerde böyle üzeri kabuklu yaralar olur. Ona atopik egzama deniyor. Ona başka bulgular da eşlik edebiliyor. Özellikle işte hapşırık, burun tıkanıklığı, sık bronşit olma gibi durumlar eşlik edebiliyor. Bebeklik çağı egzaması olarak geçer atopik egzama. Ve çağımızda maalesef çok sık olarak görüyoruz. Özellikle işte kaloriferli ortamlarda yaşamak, sezeryanla doğumların artması, çocuğun hijyenik ortamda yaşaması, hijyen hipotezi diye bir şey var. Çocuk ne kadar hijyenik ortamda yaşarsa o kadar çok egzamaya yatkın oluyor. Ve aslında biz çocuklarımıza iyilik yapalım yapıyorum. Derken kötülük yapıyoruz. Evet. O yüzden böyle çok çocuğu böyle her şeyden soyutlamamak gerekiyor. Kaloriferin belli bir düzeyde yanması gerekiyor. Oda sıcaklığının belli bir düzeyde olması gerekiyor. İşte çok pimpirikli deriz. Yani çok hassas olmamak gerekiyor. Biraz da o mikroplara cildin alışması gerekiyor. Bu gibi durumlar aslında atopik egzamayı artırabiliyor ve onun da evreleri var. 2 yaşa kadar görülen evre var. 2-6 yaş arasında görülen evre var. Bir de 6 yaştan sonra görülen evre var. 6 yaştan sonra görülen evre çok aslında can sıkıcı ve kronik olabiliyor. Çocuk bundan çok rahatsız oluyor ve şiddetli geçiyor. Orada bir takım ilaçlar başlayabiliyoruz. Ama bebeklik dönemindeki egzamalar genellikle uygun bir tedaviyle, kişinin ortamının uygun bir şekilde ayarlanmasıyla geçiyor. Nasıl geçiyor mesela uygun tedavi dediğiniz? Şöyle, mutlaka yine burada bizim için nemlendirmek çok önemli. Cildi. Yine cilt tipine uygun bir şampuan. Bebeğe. Bebeğe. Ve cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Her gün banyo yapsın yapmasın her gün mutlaka nemlendirmemiz gerekiyor. Odasının ısısının 22 derece kadar olması gerekiyor. Odanın neminin 45 ila 55 arasında olması gerekiyor. Bu da çok önemli. Biz şimdi kaloriferi yakıyoruz. Oda kuruyor. Tabii kış döneminde evet, yakıyoruz. Evet, kurudukça daha fazla egzama artıyor. Bir de sıkıca giydiriyoruz. O daha da egzamayı artırıyor. Deterjanlarda yumuşatıcı kullanılmaması, iyi bir şekilde de çamaşırların durulanması gerekiyor. Bir de mutlaka çocuğun pamuklu çamaşır giymesi gerekiyor. Yünlü çamaşır giydirmek istemiyoruz. Çünkü yünler daha fazla egzamayı artırabiliyor. Yattığı odada halı olmaması gerekiyor. Yünlü battaniye, yünlü yatak, yünlü yorgan, onları istemiyoruz. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de çarşafları falan sık sık değiştirmemiz gerekiyor. Yattığı çarşafları. Evet, tüylü oyuncaklar, mesela çocuğa temas eden tüylü evet. oyuncaklar. Bunlar hep içerisinde toz biriktirdiği için onları atopik egzamalı çocuk, tüm çocuklarda istemiyoruz ama atopik egzamalı çocuklarda özellikle temasının engellenmesi gerekiyor. Peki bunun sebepleri arasında çok fiziksel faktör saydınız ama genetik nerede? Genetik tabii ki egzamada da etkili. Özellikle mesela beyaz tenlilerde, yeşil gözlülerde daha fazla egzama görebiliyoruz. Beyaz çocuklar daha alerjik oluyorlar. Ailede astım varsa, anneannede, dedede astım varsa daha fazla egzama görebiliyoruz. Ya da annesinde çocukluğunda egzama varsa ya da babasında, onda da daha fazla egzama görme riskimiz artabiliyor. Peki kadınlarda egzamaya gelelim. Dediniz Hı-hı. ki hani çok fazla çamaşır deterjanı evet. kullanan kadınlarda oluyor diye. Önlemenin yolları ve eğer oluştuysa da tedavi yöntemlerinden Hı-hı. nasıl bahsedersiniz? Ev hanımı egzaması ya da çamaşır dermatiti deriz biz. Çamaşır yıkamaya bağlı ya da bulaşık, artık çamaşır çok fazla yıkamıyoruz ama bulaşık deterjanı çok fazla, ellerini yıkamak, mesela obsesyon gösterir çok fazla ellerini yıkayan insanlar var. Onlarda çok fazla görebiliyoruz. Okula başlayan, anaokuluna başlayan çocuklarda çok fazla egzama görebiliyoruz. Bu da çok önemli. Özellikle antibakteriyel içerikli sabun kullanımı egzamayı çok arttırıyor. Hani temiz olsun diye bu antibakteriyel içerikli sabunları kullandığımız zaman egzama artabiliyor. Böyle üzeri kabuklu yaralar şeklinde hasta bize geliyor. Peki nasıl sabun kullanmalı anneler çocukları için? Özellikle böyle nemlendiricili, aloe veralı,
Hindistan cevizi yağlı, zeytinyağlı sabunlar çok fazla var artık piyasada. Sıvı da olsa onları tercih etmeleri gerekiyor. Antibakteriyel sabunları, temizleme jellerini, bilmedikleri köpükleri kullanmasınlar. Bunlar egzamayı artırıyor. Derinin o lipid tabakası var, yağ tabakası, onu bozuyoruz. Bozduğumuz zaman da egzamamız ortaya çıkıyor. Özellikle böyle çatlaklar, yarıklar ortaya çıkabiliyor. Soğuk havalar çok etkiliyor. Soğuk havada eldiven mutlaka takmalılar. Hani dışarı çıkarken çocuklarına. Çünkü egzamayı artırabiliyor. Ev hanımı egzaması olduysanız bundan nasıl korunmanız gerekiyor ya da nasıl olmamanız gerekiyor? Bir kere sabunlarınızı değiştiriyoruz. Dediğim gibi aloe veralı, nemlendiricili, Hindistan cevizi yağlı, işte argan yağlı sabunlar var artık. Onlardan ya da egzama için özel sabunlar üretiliyor. Gliserinli sabunlar. Onlardan elde ediyoruz. Bulaşık deterjanımızı değiştiriyoruz. Mutlaka o da yine nemlendiricili bir sabun oluyor. Ve olmazsa olmazımız egzama eldiveni. Biz farklı bir eldiven mi? Evet. Biz tedavi versek bile egzama eldivenimiz olmazsa olmaz. Ben her zaman hastalarıma iki tane yazıyorum. Ve bunu almanızı istiyorum diyorum. Almazsanız tedaviyi hiç kullanmayın. Çünkü o pamuklu bir eldivendir. Beyazdır. Böyle sihirbazların kullandığı beyaz eldivenler vardır. Onlar gibi pamukludur. Onu giyip onun üzerine bulaşık eldiveni giyerseniz işlerinizi hem çok rahat yaparsınız hem de eliniz suya temas etmez. Bir tanesini bulaşık yıkarken kullanıyoruz. Bir tanesini domates doğrarken, patlıcan doğrarken ellerimiz çok yanar eğer egzamamız varsa. O zaman kullandığımız zaman zaten biz kendimizi korumuş oluyoruz. Bir de uygun bir şekilde tedavi ettiğimizde bir daha egzama görünme problemi ortaya çıkmıyor. Peki nedir tedavi yöntemleri? Krem mi, ilaç mı? Tabii ki yine nemlendirici burada çok önemli bizim için. Nemlendiricili kremler hazırlıyoruz. Biz hazırlama kremlerimiz var. Onlardan mutlaka öneriyoruz. Yine topikal bir takım tedavi edici kremlerimiz var. Burada hani tedavi bittikten sonra belli bir süre kullanıyoruz bu tedaviyi. 10-15 gün kullanıyoruz. Ondan sonra da nemlendirici kullanmak çok önemli. Yani eldiven kullanacağız bir. İkincisi nemlendirici kullanacağız. Üçüncüsü çok sıcak suyla ya da çok soğuk suyla ellerimizi yıkamayacağız. Hep suyumuz ılık olacak. Ve dışarı çıkarken özellikle soğuk havalarda deri eldiven. Dışı deri, içi pamuklu eldivenler vardır. Havayı geçmesini engeller. Onlardan takarsak mutlaka egzamamız iyileşir. Peki başka ne tip egzamalar var? Mesela duydum ki kontakt egzama, tahriş egzaması, seborotik egzama. Seborik dermatit özellikle yağlı saçlara, yani saçlarda görülen egzamaya söylenen bir şey aslında. Yağlı egzama diye geçer. Sedefe çok benzer. Sedefin saç bulgusuna çok benzer. Böyle kabuklu, kepekli, zeminde de kızarıklık olur. Özellikle bunu bankacılarda ve öğretmenlerde çok fazla görüyoruz. Neden? Çünkü özellikle stres çok etkili burada. Strese bağlı ortaya çıkıyor. Bankada da klimalı ortam, kuru bir ortam, stres zaten mevcut. Kapalı ortam. Kapalı ortam, hava akımı yok. O nedenle özellikle birçok hastamız bankacı ve öğretmen olarak geliyorlar. Burada da yine stres çok önemli. Uygun şampuanlar yazıyoruz saç tipine göre ve egzamaya göre. Yine karışım ilaçlarımız oluyor. İçinde katran olan, nemlendirici olan ve bir takım tedavilerle bunları geçirebiliyoruz. Ama kronik bir hastalık maalesef bu da. Kronik derken yani, yani uzun süreli. Mı? Yani şu ilacı alalım da bu geçsin dediğimiz bir hastalık değil. Sürekli olarak bu şampuanları, kremleri bizim tedavi gözlemimiz altında olması gerekiyor. Ve yaşam şeklini yine burada değiştirmemiz gerekiyor. Yani şimdi stresiniz devam ederse o maalesef devam ediyor. Ama kapalı ortamda çalışmak zorundaysak ne yapacağız? İşte mesela kapalı ortamda çalışmak zorundaysak klimayı çok iyi ayarlamak, işte çok kurutmamak ortamı, gerekiyorsa yanınızda bir su bulundurmak ya da kaloriferin orada bir su bulundurmak, işte saçınıza uygun bir takım şampuanlar kullanmak ve beslenme yine burada çok önemli. Özellikle acı, ekşi, çok tatlı. Bunlar egzamayı artıran şeyler. Bütün egzamaları artırır. Çok acı yemek. Kişiye dersiniz ki mesela acı yiyince kaşıntım artıyor der. Acıyı mümkün olduğu kadar kesmeye çalışırız. Ekşi artırabilir, tatlı artırabilir. O yüzden yine burada da sağlıklı beslenmek aslında önemli oluyor. Peki belli başlı bir diyeti var mıdır? Yine protein zengin ya da yeşillik zengin? Yani ben aslında bütün hastalarım hemen hemen aynı diyeti veriyor gibiyim. Şekeri mümkün olduğu kadar kısıtlıyorum. Eğer egzaması varsa acıyı ve ekşiyi, tuzluyu kısıtlıyorum. Ama onun dışında her şeyi, sağlıklı olan her şeyi tüketmelerini istiyorum. Bir yandan sorulara da bakıyorum. Egzaması olan herhalde izleyicilerimiz var. Biri yazmış, demiş ki çocuğuma apetiti dermatit tavası atopik kondu. Dermatit muhtemelen. Beslenmesinde nelere dikkat etmeliyim? Çocuğum için havuz, deniz, güneş zararlı mı? Spor yapabilir mi? Şimdi atopik dermatitte özellikle güneş belli saatlerde yine istemiyoruz. Yani 10 ila 3 arasında istemiyoruz. Spor yapabilir, bir sakıncası yok ama spor terledikten sonra hemen değiştirmesi gerekiyor üstünü.
Havuza çok sık girmesini istemiyoruz. Ya da giriyorsa da işte hemen duş alması gerekiyor. Klor çünkü egzamayı artırabiliyor. Ya da uygun bir nemlendirici kullanması gerekiyor. Bazen çok egzama yaygınsa, yani o aktif olduğu dönemde, çok böyle şiddetli olduğu dönemde havuzu yasaklıyorum ben. Çünkü klor artırabiliyor. Beslenmesinde de özellikle çikolata, işte böyle paket ürünler, onları çok fazla tüketmesinler. Bir de siz onu tespit edersiniz. Şunu yiyince artıyor dediğiniz bir şey varsa, mesela yumurta yiyince çok artıyor. İşte süt içince artıyor. Öyle bir şey varsa biraz onu kısıtlanabilir. Bir de gıda alerji testi yapılabilir. Eğer çok gıdasını kısıtlamak istemiyorsanız. Bu test ile kişinin hani neye karşı alerjisi olduğu bulunursa ondan uzak durmasına fayda var. Yani bir türlü alerjik reaksiyon da gösteriyor. Evet tabii. Hem alerjik reaksiyon var hem de kişinin bünyesiyle alakalı bir durum aslında. Tam bir alerji değil ama birleşik bir, yani her durumda ortaya çıkabiliyor. Peki alerjiden farkı nedir mesela, tanı koyma açısından ya da insanların anlaması açısından? Şimdi alerjik egzama da şöyle ortaya çıkar. Bir şey, mesela alerjik egzamanın da tipleri vardır. Bir alerjik kontak dermatit vardır. Mesela bir şeye dokunursunuz, orasının hemen alerjiniz olur. Veya boya yaptırırsınız, alerjiniz olur. Ve kızarırsınız, kabarırsınız, akut bir şekilde ortaya çıkar. Ama eğer alerjik değilse bu uzun sürelidir ve kronik, yani yavaş yavaş ortaya çıkar. Her şeyi alerjiye bağlamak çok doğru değildir. Onun için bir takım testler yapmamız gerekiyor. İşte koldan bir takım testler, alerji testleri yapabiliyoruz. Sırttan yapabiliyoruz. Bunun ayrımını yapmak çok kişi açısından çok mümkün değil. Ama ben şunu yiyince, yani kendilerini çok iyi gözlemlesinler, çocuklarını çok iyi gözlemlesinler. Ben günlük tutun diyorum hastalarıma. Ne yiyince sizin şikayetleriniz? O gün ne yaptınız? Ne oldu? Ne yaşadınız? Mesela fıstıklı çikolata yedim, benim şikayetlerim arttı. Yani bunu en iyi aslında kişi kendisi gözlemler. Ve gerçekten de günlük tutan hastalar bunu tespit edebiliyorlar. İşte ben şunu yapınca arttı şikayetlerim. Ben strese girdim, arttı şikayetlerim. O zaman aslında daha faydalı olabiliyor. Günlük tutmak iyi fikirmiş. Evet. Eşim 24 yaşında, eşimin saç derisinde egzama oluştu. Yaklaşık 2 senedir mücadele ediyoruz. Çinkolu katranlı şampuanlar kullandık. Son bir senedir de doktor tedavi ediyor. Ancak tam bitti derken yine alevleniyor ve saç dökülmeleri de başladı. Bu olay onu rahatsız etti. Beni de çok rahatsız ediyor. Bunun için ne yapılabilir? Seborik dermatitten bahsediyor. Yağlı egzama. Biraz önce bahsetmiştim aslında. Orada şöyle, mutlaka yine bir stres vardır altta yatan. Yani şampuanlarla, ilaçlarla tedavi ediliyor ama tekrar ortaya çıkıyor. Bazen ekstra bir hap tedavisi başlayabiliyoruz. Belki öyle bir şey doktorundan isteyebilirler. Bazen mantar hapları başlayabiliyoruz ekstra, çok yaygın olanlarda. Ama saç döker. Egzama saç döküyor. Yani genetik bir saç dökülmesi de olabilir ama egzamaya bağlı da saç dökülmesi olabilir. Burada mümkün olduğu kadar kişinin o kabuklu, yaralı dönemlerini azaltmak gerekiyor. Belki hap tedavisi kullanmadıysa hap tedavisine geçebilirler. Onu isteyebilirler doktorlarından. Pekala. Soğuk havalarda egzamam çok artıyor. Bunun için ne önlemler almalıyım diyor bir başka izleyicimiz. Soğuk hava egzamayı arttırır. Biraz önce de el egzamasında özellikle soğuktan korumanın önemli olduğunu söylemiştim. Peki saçta falan? Saçta da şöyle, kışın daha çok artıyor egzama. Çünkü kışın kaloriferli ortamlarda daha çok bulunuyoruz. Güneş yok, stresimiz daha çok. İşte çalışma ortamları daha kapalı ortamlar. Saç egzamasında çok yapacak bir şey yok soğuk için ama el egzaması için ya da vücudumuzda varsa egzamamız soğuğa karşı, özellikle çok sıcak suyla banyo yapmamak, çok sıcak suyla temasta bulunmamak ve mutlaka dışarı çıkarken deri eldiven takmalarını tavsiye ederim. Bir başka izleyicimiz sorar, der ki balıklı golerin etkisi var mı sedef hastalığına? Balıklı gölü bahsediyor herhalde. Göl. Balıklı göl var Sivas tarafında. Şöyle, balıklı göle hastalarım bana çok soruyorlar. Ben gidebilirsiniz diyorum. Çünkü kişi rahatlıyor zaten. Ne varmış o gölün içinde? O gölde balıklar var ve o kepekleri yiyorlar. Kepekleri yediği için hasta rahatlıyor aslında. Biraz da psikolojik olarak da rahatladığı için hani gidebilir, bir sakıncası yok. Ama onu hani tedavi edici bir şey değil, geçici bir yöntem. Ama gidebilirler, bir sakıncası yok. Peki son 1-2 dakikaya girdik. Acaba son olarak ne söylemek istersiniz ya da aktarmak istediğiniz yeni bir şey var mı? Şimdi şöyle, özellikle sedef ve egzama hastaları kronik hastalıklar ve kişiler çok fazla bıkabiliyorlar. Bıkmasınlar, en iyi ciltlerini en iyi onlar bilir. Mutlaka doktor tedavisine uysunlar, ciltlerini kuru tutmasınlar ve beslenmelerine, yaşam şekline çok dikkat etsinler. Nasıl tansiyon, şeker kronik bir hastalıksa, yani uzun süreli bir hastalıksa, sedef hastalığı ya da egzama da öyle olabiliyor. Bunun bir hastalık olduğunu kabul edip
Onunla başa çıkabilirlerse daha sağlıklı ve daha güzel bir yaşam sürebilirler. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Efendim bu bölümü dermatoloji uzmanı Doktor Canan Öztürk ile tamamladık. Hiçbir yere ayrılmayın. Kadın Hayattır devam edecek.